Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Bu videomuzda bir WordPress eklentisi aslında WooCommerce içinde diyebiliriz ama WordPress eklentisi diyelim ona tabii ki. Bir görüntüleme sayacı, gönderi sayıcı. Sayfaya ne kadar girilmiş, bakılmış. Böyle bir sayaç kurumlu mu yapacağız, bir eklenti kuracağız. Böylelikle gönderdiklerimizi yani yazılarımızı, sayfalarımızı ne kadar işte bakılmış falan Bunları göstereceğimiz bir eklenti. Bunu özellikle de ilan sayfasında, ilan sitemizde işte ilan sayfalarına yapmayı düşünüyorum. Ona kuracağım çünkü testlerimi yaptım evet çalışıyor e ticarette de yaptım e ticarette ürünlerde mesela tekli tek sayfada ürün sayfasında orada da gösteriyor. Açıklamalar kısmında gösteriyor ama. Burada şimdi ilanlar kısmında işte ilanlarımız üstünde ya da altında ne kadar görüntülendiğini göreceğiz. Ayrıca de kontrol panelinde de bir gösterge paneli olacak. Kullanışı gayet basit. Ayarları falan bayağı basit. Kullanışta ama faydalı olduğunu düşündüğüm beklenti. eklenti. Gene eklentileri böyle karıştırırken karşıma çıktı. Bunun da bir anlatayım dedim. Bence faydalıdır. Ne yapalım hemen geçelim eklentinin bir geliştiricinin WordPress sayfasına bir bakalım. Ondan sonra ofisial resmi sayfasına gidelim. Fiyatına bakalım. Sonra da kurulumuna geçelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Geliştiricinin WordPress sayfasındayız. Kuracağımız eklenti bu arkadaşlar. Post Views Contour diye İngilizcesi tabii ki bu. Hemen Türkçesine bir geçiş yaptık. Ve gönderi görüntüleme sayacı. Türkçesi de buymuş. Bu şekilde. Sayfanın linklerini tabii ki videonun açıklamalar kısmında paylaşıyorum. Oradan lütfen geliştiricinin WordPress sayfasına girip bakın inceleyin arkadaşlar. işte özelliklerine bakın ne var ne yok diye. Bayağı da bir mesela 5 yıldız almış. Fazla böyle öne çıkan bir eklenti değil gibi ama merak ediyorsanız sayfalarınızın ne kadar görüntülendiğini falan bence böyle bir eklenti lazım. İşte ne kadar görüldüğüne bakıldığına öyle bir basit bir eklentiyle görebiliyorsunuz takip edebiliyorsunuz en azından hemen fiyatına bir geçelim resmi sayfasına gidelim resmi sayfasında da fiyatları bu şekilde arkadaşlar 25 Evet 25 dolar şey 25 dolardan başlıyor. Seneliği 85 dolara kadar gidiyor. Plus'ı bakın plus bu işte. Bir tane siteyle burada da işte yap, yaptığı özellikler falan işte. Bunu da tabii ki gene videonun açıklamalar kısmında yazacağım orada paylaşacağım eğer işinize yarayacak bir eklentisiye tabii ki neden olmasın alırsınız bakarsınız uyarımızı yaptıktan sonra da hemen emlak sitemize geçelim biliyorsunuz bir emlak sitesi oluşturduk internette de şu an aktif zaten bir kontrol edebilirsiniz arkadaşlar sayfayı bir girin inceleyin bakın böyle tabii ki ön yüzden bakabiliyorsunuz kontrol paneline giremiyorsunuz oradan bir bakın işinize yarayabilecek mesela bir emlak sitesi oluşturmak istiyorsanız çevrenizde çok emlakçı vardır İnternet sitesi oluşturmak için da bakabilirsiniz, gösterebilirsiniz en azından. Emlak sayfamıza geçelim ve kurulumunu orada yapalım. Ücretsiz tema ve ücretsiz eklenti ile kurduğumuz bir ilan sitemiz var. Arkadaşlar bakın karta koyacağım yukarıdan da lütfen oradan da ulaşabilirsiniz. Karttan da bakabilirsiniz. Linkini koyacağım orada. İlan sistemimize girip bakabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi ücretsiz tema ve ücretsiz eklentiyle yaptık bunu. Bize verdiği işte artık e, imkanlarla bu şekilde normal bir ilan sitesi, emlak sitesi yaptık. Şimdi hemen kontrol paneline geçelim ve eklentinin kurulumuna başlayalım. Kontrol paneline geldik. Eklentiler kısmına geliyorum. Yeni eklenti ekle diyorum. Arama kısmına eklentinin ismini yazıyorum direk olarak çıkacak zaten. Bakın eklentimiz bu. 200 bin üstünde etkin kurulum ve 985 yıldızı var arkadaşlar. Gayet iyi, başarılı bir yani. Eklentiyi kurup etkinleştireceğim. Eklenti kuruldu, etkinleştirdik. Hemen şöyle bakalım arkadaşlar. Bakın sol tarafta bu tarafa geliyor zaten kontrol panelinde bu şekilde İngilizce. Şimdi eklentinin ben tabii ki Türkçe dil dosyasını yükleyeceğim. Türkçeleştireceğiz. Ondan sonra da ayarlar kısmına bir menülere bakarız. Oradan da ayarlar kısmına geçelim arkadaşlar. Hemen ne yapıyorum? Loko'ya geçiş yapıyorum. Eklentinin dil dosyasını da hallettik. Şimdi hemen geçelim arkadaşlar. Eklentimize bir bakalım. Gönderi görüntülemeleri. Tabii ki siz bunu yani isimleri loku üzerinden de değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu dil dosyalısından farklı ben şimdi çeviriyorum ama dediğim ki makine çevirileri bunlar farklı kelimeler çıkabilir. Bunların değişimlerini de gene loku üzerinden de yapabilirsiniz. Eklenti'ye bir gelelim bakalım şimdi. Eklenti'nin genel ayarlar sekmesi böyle arkadaşlar. Bu şekilde bakın Türkçe güzel. Gösterime bakıyoruz. Gösterimde nerelerde... Zaten ücretli kısmında bakın pro olan kısımları kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Kullanamıyorsunuz. Aslında kullanılsa çok güzel olurmuş. Ama işte kullanamıyorsunuz. Raporlar kısmına bakalım. Ücretli sürümünde tabii ki bu da. Diğer kısma bakalım neymiş. Orada da lisansla ilgili menü konumu, eklentinin menüsünü nerede görüntüleyeceğini seçin demiş. Tamam menü konumu bunlar kalsın üst menü falan böyle. Buralarda herhangi bir şey yapmıyoruz zaten. Bizi ilgilendiren kısım genel ve gösterim kısmı. Hemen genel kısma gelelim. Şimdi gönderi türleri sayılır. Hangi gönderiler sayılmasını istiyoruz? İlan sitemizde yaptığımız için ben emlak olarak seçeceğim arkadaşlar. Ama siz farklı yazılarda mesela farklı bir WordPress siteniz varsa bununla ilgili işte yazılar, blog tarzı bir şeyler paylaşıyorsanız ya da sayfa paylaşıyorsanız bunları seçebilirsiniz. Ben yalnızca şu an emlakla ilgili ilanlar kısmını istiyorum. O yüzden de emlak türü sayfaların sayılmasını istiyorum. Taksonomiler işte tabii ki prolarda. Burada sayaç modu. Şimdi sitemizde tabii ki bir ön bellek temizleyici falan kullanıyorum ben. Şimdi hosting de alakalı tabii ki bu. O yüzden de PHP burada 3 tane seçeneğiniz var. Tabii hızlı ayak seçeneği pro ücretinde. Bunu deneyin arkadaşlar. PHP olabilir, JavaScript olabilir ya da REST API'si demiş. WordPress'in REST API'si vardır. Onunla mesela sayaç saydırabilirsiniz ama... Ben JavaScript üzerinden deneyeceğim. Çünkü Gerçi PHP de olabilir. Yavaş deneyeceğim. Neyse. Hatta bunu şimdi bir kaydedelim mi? Kaydedelim. Öyle bir kaydetsin ilk önce. Çerez ve çerezsiz bunlar pro pro. Bunlara bir şey yapamıyoruz. Düzenlemeyi kısıtla. Gönderi görünümlerinin düzenlemesini yalnızca yöneticilerle kısıtlamayı etkinleştirin demiş. Bunu yönetici, yalnızca yöneticiler düzenleyebilir mesela. Onun haricinde kimse düzenleyemez. Bunu işaretleyin. Sayım aralığını da şimdi böyle şöyle bir şey var sayım aralığını gelen teki ziyaretçi sıfır yani 24 saat yaparsanız mesela ilan sayfasında çok böyle mantıklı olacağını düşünmüyorum yani neden birden fazla ilanı geçebilir birer kez bakmış olacak ama bir ilanı birden fazla mesela gidip gelebilir gidip gelebilir 24 saat çok mantıklı geliyor mu bilmiyorum ben bunu sıfır olarak yapacağım bakın burada da zaten söylüyor tek kullanıcı ziyaret sayısı arasında ki süreyi girin. IP'sinin değişmesi lazım. Gelen 24 saat tabii IP değişecek ki yeni IP üzerinden bir daha sayfaları ziyaret edecek. O zaman sayacak. Ya bunu siz bilmiyorum artık sayfanızın şeyine göre değiştirebilirsiniz ama ben sıfır olarak ayarlayacağım bunu. Sıfır olarak her sayfa görünümünü sayma, saysın yani. Veri aralığını sıfırla bunu sıfır olarak bırakıyorsunuz. Yani arşivlesin çünkü. Bakın işte normalde benim hosting hizmeti aldığım yer. Bu şekilde ön hizmeti verdiği ama pro ücretli sürümde bunu açabiliyorsunuz. O yüzden de yapacak bir şey yok. Ziyaretçileri hariç tut. Burada robotları çıkarabilirsiniz mesela ya da kalsın fark etmez size kalmış. Hangi seçenekleri açmak istiyorsunuz? IP'leri hariç tut demiş. Statik bir IP'niz varsa burada yazıp e, onu hariç tutabilirsiniz ama genellikle de 24 saatte bir zaten statik IP kullanan çok az insan vardır. Genellikle dinamik IP kullanıyoruz. 24 saat içerisinde IP'miz 24 saat sonra IP'miz değişir zaten. Bunları kaydettim. Gösterime gelelim. Şimdi şunu bir Türkçeleştirelim zaten. Buraya ne yazalım? Görüntüleme demiş. İlan görüntüleme diyelim buraya da hatta. İlan görün görüntüleme dedik. Tamam. İlan görüntüleme. Görüntü stili simge ve etiket olsun. Tamam. İkonu da burada. İkon farklı ikon istiyorsanız buradan işte bakın şu sayfaya gidip oradan ikon seçeneklerine bakabilirsiniz. İçerikten sonra içerikten önce şimdi ilan sayfana gir, ilan sayfasına girdikten sonra üst tarafta mı alt tarafta mı olmasını istiyorsanız onu seçebiliyorsunuz ya da manuelde de manuel seçerseniz arkadaşlar şu kısa kodu kullanmanız lazım ama Bizim zaten ilan sayfaları otomatik oluşturulduğu için bu manüaleye gerek yok ama dediğim gibi sayfa siz sayfa oluşturuyorsanız elle mesela bu kısa koduda kullanabilirsiniz sayfada yazınızın üstünde altında neresinde göstermek istiyorsanız onu da kullanabilirsiniz. Biz içerikten önce olarak alacağım ben şimdi isterseniz sonra da yaparsınız. Taksonomileri kullanamıyoruz yazarlar demiş onu da kullanamıyoruz gönderi türü emlak olarak seçeceğim yazıları çıkarıyorum. Sayfa türü tek sayfalar. Yani bir tane ilan açıldığında orada gözüksün istiyorum. Tek sayfalarda. Arşivlerde de olabilir. Arşivlerde de gözüksün. Kullanıcı türü bunları seçmeye gerek yok gene. Seçilen ziyaretçi türünden gönderi görüntüleme sayıcını gizlemek için diyor bakın gizlemek için. Oturma açmış kullanıcılar, konuklar, seçilen kullanıcı rolleri. Yani bilmiyorum bunu açarsınız belki. Araç çubuğu, grafiği. Görünümden sonrası grafiği araç çubuğunda görüntülemek için etkinleştirin. Şöyle bir şunu bir kaydedelim. Başlangıç kısmına geliyorum. Zaten raporlar ve diğerlerde yapacak bir şey yok. Başlangıç kısmına geldim. Bakın şimdi. Burada sayacımızı gösteriyor arkadaşlar. Gönderi görüntüm, görüntülemeleri demiş. İşte buradan en azından şu var. İlanlarınızda hangi ilana daha fazla bakıldığını takip edebilmeniz için bence güzel faydalı bir şey bu. Ben şimdi ilan sayfasında yapıyorum ama sırf ilan emlak sitesi olarak düşünmeyin. Dediğim gibi paylaştığınız yazdığınız yazıda sayfada işte neyse artık ne paylaşıyorsanız orada mesela neyin dikkat çektiğini ya da en çok neyin okunduğunu en çok ne, işte o sayfaya girdiğini buradan da takip edebileceğiz. Şimdi göstereceğim zaten bir gireceğiz bir gezeceğiz sayfanın içinde. Bu şekilde. Şimdi gidelim bir sayfamıza bir bakalım. Geldik. Şöyle bir sayfamıza bir girelim. İlan sayfamıza yani. Bakın ilan görüntüleme sıfır. Yani şu an sıfır diyor. Sonraki emlak diyelim. Gene sıfır. Bir sonrakine daha gidelim. Hepsi sıfır zaten. Şimdi önceki emlak. tabi sıkıntı şurada işte arkadaşlar. Ön bellek olduğu için. Ön be yani hosting ben sayfamda ön bellek kullandığım için. Bunun çerezlerin yani ön belliği temizlemeniz lazım. İlan görüntülemesini gör, görmeniz için yani rakamları görmeniz lazım arkadaşlar. Bakın 2 Bir gittik bir geldik iki defa oldu. 2 Bundan sonra önceki emlağa geliyorum yine. Bakın bir. Şimdi bir kere daha geldim aslında. Bir daha bunu temizlersem iki olacak burada arkadaşlar. Bakın 2 Bu şekilde bunu mesela. Alt tarafta da gösterebilirsiniz. Yani üst tarafta ilanın üstünde değil de alt kısımda bir yerde gözükmesini istiyorsanız alt tarafı seçerseniz. Bu şekilde ilanlarınızın mesela ne kadar gözüktüğünü, ne kadar görüntülendiğini görebilirsiniz. Bir fikriniz, yani bir e, raporlamada demeyeyim de ne diyeyim işte. Yani e, bir fikriniz olur. Hangi ilana daha çok bakılmış, işte, hangi sektörde, hangi bölümde, ilan mülkünde, işte arsada mı, dairede mi, apartmanda neyse. Günlükte mi, satılıkta mı, kiralıkta mı? Bunları takip etme imkanınız olur. Şimdi şöyle bir yenileyelim sayfayı da. Bakın ilan işte mesela ilan ismi bu. Görüntülemesi 3 3 defa görüntülenmiş mesela. Buradan bu şekilde takip edebilirsiniz. Bakın aylar da var burada. Aralık, Ocak, Şubat böyle gidecek zaten. Toplam görüntüleme emlak zaten sırf emlak sayfasını seçtiğimiz için hani emlak kısmında çalışmasını istediğimiz için emlak 7 demiş. 7 tane toplamda bu şekilde çalışan bir eklenti. Basit kullanışlı bir eklenti arkadaşlar ama dediğim gibi kullan yani sitenizin özelliğine göre faydalanabileceğiniz bir eklenti aslında. Çok öne çıkmış bir eklenti değil. Öyle hani ben de eklentileri karıştırırken neler var neler yok derken bu eklenti gözüme çarptı. Yani kullanmak isteyen arkadaşlar olabilir. Neden olmasın? Bir tanıtmak istedim. Gayet de basit. Ayarları gördünüz zaten. Türkçe dil dosyasında forum sayfamızda olacak forum sayfamızdan da ücretsiz olarak indirebilirsiniz diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.